Ben bu heykeli buraya yaparsam, bakanı, milletvekili, efendime söyleyeyim, valisi, kaymakamı gelir mi? Gelir. O zaman ne derdiniz varsa söylersiniz, istersiniz. Ya doğru söylüyor dediler be. Bana yardımcı oldular. 1963 ve 1965 yılları arasında Karaman'a bağlı Taşkale'de yedek subay öğretmen olarak görevde bulunan ve görev yaptığı okulda Atatürk'ün heykelini yapan ilimizin tanınmış simalarından Yurdeğer Kalaycı'yı Taşkaleliler ziyaret etti. Şimdi İstanbul'daki Karaman Taşkaleliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hüseyin Eroğlu ve beraberindekiler Hüseyin Yüceda, Ahmet Eryiğit, Mümin Soyalan, Taşkale'nin değerlerini gelecek nesillere nasıl aktarabilecekleri konusunda bilgi alışverişinde bulunmak üzere Yurdeğer Kalaycı'yı ziyaret ettiler. 7 senedir dernek başkanlığı yapıyorum. Tabii biz köy yerindeyiz, şehrin ne olduğunu bilmiyoruz. Orada yapacak işte ya amereliktir, ya çiftçiliktir. Şimdi biraderim bırakıp askere gidince çobancılık yapıyordu. Tabii çobancılık bize kaldı. Yani bir yılını tamamlaması lazım. 6 ay çobancılık yapmamız lazım. Biz çobancılığı nasıl yaparız? Sabah azığımızı alırız, sürüyü çıkarırız, hayvanlar yayılır. Döneceği saatte ağıra döndürürüz, işimiz biter. Fakat bu 2 ay falan devam etti. Bir gün ağanın bir tanesi, ağa dediğimiz yani 100 koyunların bir tanesi. Dedi ki ya benim bir tane kuzum varmış, hastaymıştı. Sen dedi nasıl çobansın dedi yani kuzunu hasta. Ya dedim şimdi bizim işimiz olmadığı için. Ben de ona kızdım, haktan da vazgeçtim. İstanbul'a gidiş sebebim öyledir yani. 1963 ve 1965 yılları arasında Taşkale'de yedek subay öğretmen olarak görev yapan Yurdeğer Kalaycı'yı ziyaret eden Taşkaleliler, Kalaycı'nın akrabalarının öğretmeni olduğunu ve Taşkale'ye çok şeyler kazandırdığını dile getirdiler. Yurdeğer Kalaycı Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette, Kalaycı görev yaptığı döneme ait bilgileri sunum eşliğinde ziyaretçilerle paylaştı. Ve heykeli ben eğitime gitmeden, yani 2 senenin sonunda gidiyorduk eğitime. İsparta'ya. Gitmeden heykeli bitirdim. Bir yığın davetiye gönderdik. Gele gele o zaman Yeni Türkiye Partisi'nin lideri Ekrem Alican'dı. Başbakan yardımcısıydı. Ondan bir tebrik telgrafı geldi. Karaman Kaymakam Vekili geldi. Karaman Şehir Bandosu Belediye Reisi rahmetli Kemal miydi? Kaynaş. Arkadaşımdı. O bandoyu getirdi. Civardan 1000'in üzerinde köylüler toplandı muhtelif köylerden.